Ben Mia. Bana gönderilen sihir kitabıyla uçuyorum sen topyada. Adım adım yürüyorum her yeri. Bu harika yeri keşfediyorum. Bu bir rüya mı ya da hayal mi? Yoksa başka bir tür gerçeklik mi? Öylece dururum karanlık çökerken. Bir kahraman olmayı düşünürüm. Gel uç benimle. Yukomo ve benimle. Gökyüzüdür gittiğim yer. Uçuyorum özgürce. Gerçek mi bu gördüklerim? Boşver nasılsa kendimleyim. İşte ben Mia, ben kendimim. Arkadaşlar bunun içindir. Safir'in bunu yapabileceğini biliyorum büyük baba. Hem çiftlik de kurtulur. Doğru, evet öyle. Evet olabilir ama bu şekilde değil mi ya? Safir vahşi bir at ve kimse ona doğru düzgün binemiyor. Eğer Safir'e binmeyi başarsan bile oradaki pek çok deneyimli biniciye karşı yarışacaksın. Eğer Safir'le çalışırsam bir şansımız olabilir. Güvenli olduğundan emin olmalıyız. Tamam. Hadi deneyelim o zaman. Biliyorsun Mario. Ne? Düşünüyordum da... Safir'i ben sürsem... Yani turnuvada demek istiyorum. Ama at binme konusunda yeterince tecrüben yok ki. Biliyorum ama sanki sadece bana güveniyor. Evet, evet öyle. Bunu fark ettim. Peki şunu denemeye ne dersin? Eğer ben Safir'e binebilirsem, onunla turnuvada ben yarışırım. Ya binemezsen? Eğer Safir'e ben değil de sen binersen, turnuvada ikiniz yarışırsınız. Ben de sizi eğitirim. Anlaştık mı? Anlaştık. Hepinize öğle yemeği getirdim. Oh, seni görmek çok güzel. İçeri gel. Şu halime bak. Dırdırcı bir büyük anne gibi davranıyorum. Bu tatlı için. Mario ve Mia'nın turnuva için harıl harıl hazırlanmaları ne kadar harika bir şey, öyle değil mi? Hmm. Eğer kazanırlarsa buradaki pek çok sorun çözülmüş olur. Aferin oğluma. Sakin, sakin. Hop. Yavaş. Sakin, sakin, sakin. Aha. Mario, iyi misin? İyiyim büyük anne. Sadece biraz... Umuyorum tehlikeli atlarla ilgili... dersini almışsındır. Safir iyi bir at. Bazı insanlarla... Eğer Mario başaramıyorsa... Ben halledebilirim. Emin misin? Size göstereyim. Dikkat et.
Tamam, bugünlük bu kadar yeter. Gördün mü? Çok etkilendim. Ne düşünüyorsun? Her şey yoluna girecek mi? Girecek değil mi? Biliyorum. İyi olacak. Bir şekilde. Bunu sizin için yapıyor biliyorsunuz. Böylece çiftliğin sende kalacak. Ben sadece onun güvenliğini istiyorum. Hepsi bu. Tamam, turnuvaya kayıt olabilirsin. Teşekkür ederim büyük baba. Onunla sürekli çalışacağım, merak etmeyin. Bunu hemen Paolo'ya anlatmalıyım. Ben hemen dönerim. Sonsuza kadar süren bir zenginlik istiyorsan hedefini tutturmaya çalışmalısın. Merhaba dostum. Lasita. Bak senin için ne buldum. Aa, kanatlarım aşkına, bu kesinlikle muhteşem. Benim de sana bir hediyem var. İşte. Çok güzelmiş. Mükemmel. Neler oluyor? Arkadaşlık günü mü? O da ne? Arkadaşına hediye verme günü, ne güzelmiş. Benim henüz hediye verecek yakın bir arkadaşım yok ama bir tane bulacağım. Merhaba Mia. Bu aralar hiç Yuko'yu gördün mü? Hayır, görmedim. Ama arkanda ne var öyle? O bir şey değil. Ben Yuko'yu bulmalıyım. Pekala Mu. O buna bayılacak. Merhaba Zolana. Her şey yolunda mı? Evet. Sadece bir şey yok. Benim aslında gözüme polen kaçtı da. Peki, öyle görünmüyor ama. Hiçbir şey yok dedim. Sorun da bu zaten. Arkadaşlık gününde hiçbir şey alamadım. Hiç arkadaşım yok. bu doğru değil. Ben de senin için bir şey var. Vay canına. Teşekkür ederim Mo. Aldığım en harika hediye bu. Mo, ben de her yerde seni arıyordum. Evet, ben de seni arıyordum. Keşke biraz daha önce bulsaydım diyorum. Sana özel bir şey verebilmek için saatlerimi harcadım. Gerçekten buna bayılacaksın. Bu bir gıdıklanan çiçek ve o kadar enderdir ki. İzle. Teşekkür ederim. Gerçekten çok naziksin. Peki. Sen ne vereceksin? Ben de sana çok özel bir şey buldum. Çok çok özel. Harika. Ama henüz sana veremem. Gerçekten mi? Neden? Tamam ama görmek için sabırsızlanıyorum. Evet. Ben de. Mutlu arkadaşlık günleri. Ne kadar harika bir fikir. Arkadaşlık gününde herkes birbirine dostluğunu gösteriyor. Kesinlikle haklısın.
Biz arkadaşlık günümüzü her gün kutluyoruz. Bunun için özel bir güne ihtiyacımız yok. Ha, tabii ki var. Hediye vermek için harika bir bahane. Bak, burada senin için ne var? Bunlar ne? Onlar gıcırtılı bezelye. İşte dünyanın en eğlenceli şeyi. Daha eğlencelisini bulamazsın. Kesinlikle. Bunlar çok güzelmiş Fado. Teşekkür ederim. Ama ben sana bir şey alamadım. Sadece kollarımı açıp sarılabilirim. Özel model. Lüks model. Ekstra. Güzel. Riksel. Seni tekrar görmek ne güzel. Evimi daha fazla kirletmeden ayaklarını silerek gir lütfen. Son ziyaretimizin pek iyi olmadığını biliyorum. Sanırım o ziyaretiniz o yüzden son ziyaretiniz. Bu iyi olmadı. Çünkü harikulade bir ödülün onu almaya istekli birine aradığını söyleyecektim. Devam et. Hani şu perilerin topladığı yüzükler var ya. Kendi gözlerimle gördüm ama... Ama şu anda sarayda korunuyorlar. Evet, ama perilerin bulması gereken başka yüzükler de var. Eğer onlardan önce bulursan... Sana en yüksek fiyatı verene satabilirsin. İlgimi çekmeye başladı. Güzel, çünkü en iyi müşterin benim. Benim zenginliğimin hayallerinin ötesinde olduğunu sakın unutma. Gerçekten mi? Ama rüyalarım oldukça gerçekçidir. Çok ama çok gerçekçi. Kimse karşılıksız bir şey vermez. Eğer bir şey bulursan Tukito ile bana gönderebilirsin. Sonsuza kadar süren bir zenginlik istiyorsan hedefini tutturmaya çalışmalısın. Burada sonsuza kadar süren tek zenginlik ağaçlar, tarlalar ve ormanlardan başkası ama değil. Ama söylenen zenginlik bu değil, öyle değil mi? Başka bir şey olmalı. Bana da aynından aldığına inanamıyorum. Ne demiştim? İkimizin de harika zevkleri var. Tabii ki. Sonsuza kadar süren zenginlik, kristaller ve mineraller sürekli büyümeye devam eder. Bunu okulda öğretmişlerdi. Okul ne acaba? Lasita, o taçları nereden buldunuz? Herkesin mücevherlerini aldığı yerden. Politeus, bilmeliydim. Onun nerede olduğunu biliyoruz artık. Kristaller ve mineraller büyür müymüş? Yoksa bu yüzden mi hediyemi almam zaman alacak? Belki. Göreceksin. Bakın kimler gelmiş. Ben de tam saraya gidiyordum. Sizi buraya getiren nedir? Kristal taçların hakkında konuşmak istiyorduk. Güzel. Arkadaşlık günü, öyle değil mi? Elimde son derece lüks bir tane var doğrusu. Aslında kristalleri nereden aldığını bilmek istiyorduk. Peki ben ne yapacağım? Periler yerini bilirlerse onlara nasıl kristal satabilirim ki? Söyleyin bana. Bu senin için de bir ödül olabilir ama. Sadece nerede bulabileceğimizi söyle. Sıradaki... Yüzük mü? Nereden biliyorsun? İyi bir tahmin diyelim. Bir ödül olduğunu söylemiştin, öyle değil mi? Evet, bunu krala sormam gerek. Eminim bunu halledebiliriz. Hadi gidelim. Neredeyse vardık. Moyla pazarlık bile yapmadı. Bu hiç onun tarzı değil. Yuko bize isteyerek yardım etmiyor. Bir şeyler çeviriyor olmalı. İşte geldik. Burası Kristal Mağarası. Tehlikeli görünüyor. Burası tehlikeli mi? Şu taraftan gidin. Bulduklarınıza şaşıracaksınız. İnanılmaz. Bu çok tuhaf.
Gördünüz mü? Bırak da ben de bakayım. İnanılmaz. Sanki içini yansıtıyor. En iyi arkadaşını yansıtıyor. Neden bahsediyorsunuz siz? Ben böyle bir şey göremiyorum doğrusu. Gördünüz mü? Hiçbir şey yok. Bende yanlış bir şey mi var yoksa? Sen de Denemo. İşte bu yüzden mi hediyeni benim için almadın? Ama sana hediye aldım. Belki de bu kristal çalışmıyordur. Ha? Belki de hediyeni Mia'ya almışsındır. Bana değil. Yuko için hediye almamış mıydın? Evet aldım ama onu Yuko'ya veremedim. Bana da hediye vermedi Yuko. Peki o zaman kime verdin mi o? Ben şeye verdim. Zolana'ya. Oh, işler giderek daha da kötüleşiyor. Düşünmemiz gereken daha önemli şeyler var. Örneğin yüzük gibi. Doğru. Hadi yüzüğü bulalım. Belki de Mo'nun bana hediyesi budur. Sanki var da... Sanırım buraya daha önce de geldik. Bence sol tarafı denemeliyiz. Hayır, sağ. Son sefer oradan geçmemiş miydik? Sen ne bilirsin ki? En yakın arkadaşının kim olduğunu bile bilmiyorsun. Bir fikrim var. Bakın, yukarı. Psst, Mia. Bak. Onu arka tarafta buldum. Eğer buna zincir takarsam kolye yapabilirim. Seni affedeceğine kesinlikle eminim. Acele edin. Bunu görmelisiniz. Vay canına. Bu çok güzel. Vay canına. Olağanüstü. Öyle değil mi Onca? Yüzük. Onu bulduk. Oh, peki onu oradan nasıl çıkartacağız? Kristal tek boynuz bizi selamlıyor. En iyi arkadaşlarını gösteren kristalleri o yapmış. Böylece bizi tanıyabilecekmiş. Onun yakın arkadaşı Ono'ymuş. Ama Ono'nun kaybolmasının üzerinden çok uzun zaman geçmiş. Bu yüzden yansıtan kristaldeki yansıma da ortadan kaybolmuş. Artık çok yalnız. Haklısın Onça. İkiniz de onu özlüyorsunuz. Bu Ono'nun tüyü. Bu da Ono'nun oğlu Onca. Tüyü senin almanı istiyor. Bakın. Artık senin de bir en iyi arkadaşın var. Teşekkür ederiz. Tüyü almak istemediğini söylüyor. Ono senin baban. Ama teşekkür ediyor. Bu düşünceli hareketi bile ona yetmiş. Üçüncü yüzüğü bulduk. Onun tamamen güvende... Politeus. Uzun süredir onu görmüyoruz. Labirentte kaybolmuş olmalı. Labirentte kayıp mı olmuş? Hayır. Bence bir şeyler planlıyor. Bence ne yaptığını öğrenmemiz gerek. Dinleyin. Gıcırtılı bezelyeler bize dönüş yolunu gösteriyor.
Politeos? Doğruymuş. Yansıma yalan söylemiyor. Benim hiç arkadaşım yok. Kimse beni umursamıyor. Politeos, bak senin için bunu buldum. Bence hoşuna gidecektir. Tamam mı? Karşılığında ne istiyorsun? Hiçbir şey. Umarım beğenmişsindir. Arkadaşlık günün kutlu olsun. E hadi. Hey Mo. Onu benim için almıştın, öyle değil mi? Bir bakıma evet. Ve hediyemi Zolan'a verdin çünkü... Çünkü üzgündü. Bir şeylere ihtiyacı vardı. Üzgünüm. Sakın üzülme. Ayrıca bana başka bir şey de almaya kalkma. Aniden aklıma seni ne kadar çok sevdiğim geldi. Bunu hallettiğinize sevindim. Hadi gidelim. Belki de Politeus o kadar kötü değildir. Durun! Sizi bekliyorlar. Dikkatli olun. Garbona, eminim Rixel de yanındadır. Yoksa sen onlara bizim... Ona saldırsak mı, teşekkür mü etsek bilemedik. Boş ver onu. Hemen gitmezsek bizi yakalayacaklar. Bence hayır. Yeterince hızlı olursak onu şaşırtıcı şekilde yakalayabiliriz. Biz de hızlıyız. Al bakalım. Gorga! Gongolar! Şimdi! Vay! Çok yaşa! Hayır! Gorga! Dur! Hayır! Dur! Ay, ay, dur diyorum! Dur! Ben sana söylüyorum! Dur! Ono'nun üçüncü yüzü. Sonuncusuyla Gökkuşağı Adası'na gidebileceğiz. Ve böylece Rixel'den de kurtulacağız. Gitmem gerek. Yakında yine gelirim. Hoşça kalın. Güle güle dostum. Güle güle Mia. İşte oldu. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Başardık.